Bir Çin efsanesine göre Çin imparatoru ve bitki bilimci Shennong bir yaz günü akşam yemeği için hizmetçisi su kaynatırken bir ağacın altında oturmaktadır. Ağaçtan bazı yapraklar tesadüfen suyun içine düşer ve su kahverengi bir renge bürünür. Ortaya çıkan bu yeni sıvı imparatorun ilgisini çeker ve ondan biraz içer. İmparator bu sıvıyı ferahlatıcı bulur ve bu şekilde çay keşfedilmiş olur. Bu efsanenin bir benzeri de Hindistan'da anlatılır. Hintlilere göre çayı içen ilk kişi Buda'dır. Buda, uyku bastırdığında bir parça çay yaprağını çiğneyip yorgunluğunu giderir. Türklerin çayla tanışmasını ise Kazan Tatar Türklerinden Abdülkayyum Nasiri bir eserinde anlatmıştır. Nasiri'ye göre çayı ilk içen Türk, 12. yüzyılda Kazakistan'da yaşayan Hoca Ahmet Yesevi'dir. Bir komşusunu ziyarete giden Yesevi, çayı ilk kez içmiş ve yorgunluğunu giderdiğini söyleyerek hastalarınıza bundan içirin ki şifa bulsunlar diye dua etmiştir. Çayın Osmanlı'ya gelişi ise 19. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. İstanbul'daki bazı dükkanların az miktarda çay ithaliyle bu tanışma başlamıştır. Osmanlı'da çay yetiştirmeye yönelik bilinen ilk girişim ise Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Ticaret Nazırı Esbak İsmail Paşa'nın aracılığı ile Çin'den getirilen çay fidanları ve tohumların Bursa'da ekildiği ancak ekolojik koşulların uygunsuzluğu sebebiyle bu girişimin sonuçsuz kaldığı anlatılmaktadır. Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde ise ilk çay tohumlarının Japonya'dan getirildiği yazılıdır. Çayın Anadolu coğrafyasında boy göstermesi için uzun bir zaman geçmesi gerekmiştir. 1918'de Halkalı Yüksek Ziraat Okulu hocalarından Ali Rıza Erten, 1. Dünya Savaşı'nın ardından da Ziraat Genel Müdürü Zihni Derin Doğu Karadeniz'e gönderilmiştir. Erten'in Doğu Karadeniz'de çay yetiştirmenin uygun olduğu raporunun ardından Zihni Derin'in Rize'deki çalışmaları 1923'te ilk çay fidanlığının kurulmasıyla sonuçlanmıştır. 1924'te yine Zihni Derin'in çabaları sonucu bölgede çay üretimini desteklemeye yönelik kanun teklifi meclise sunulmuş ve kabul edilmiştir. Ancak dönemin olumsuz ekonomik şartları bu girişimi engellemiştir. 1935 yılında yurt gezisine çıkan Başbakan İsmet İnönü, Rize'ye geldiğinde çay üretimi için burada başlatılan ve yarım kalan girişimi görmüştür. İnönü, konuya önem vererek Ankara Ziraat Fakültesinden bir heyeti bölgeye göndermiştir. Bu çalışmaların ardından 1938'de Rize Çay ve Fidanlıklar Müdürlüğü yeniden faaliyete geçmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk kez büyük çaplı kuru çay üretimine başlanmıştır. İlk üretimin gerçekleşmesinden sonra çay halka tanıtılmaya başlanmıştır. Rize'deki çay ocaklarına ücretsiz çay dağıtılmıştır. Tanıtım çalışmalarının da olumlu sonuç vermesiyle Türk halkı yerli malı çay üretmeye ve tüketmeye başlamıştır. Rize'deki çay fabrikası için gerekli olan makineler 2. Dünya Savaşı dolayısıyla alınamamıştır. 1940 yılında İngiltere'ye sipariş edilen makineler 1946 yılında Türkiye'ye ulaşmıştır. 1947 yılında da Rize'de ilk çay fabrikası açılmıştır. Sonraki yıllarda çay bahçelerinden alınan ürün halkı tatmin eder duruma gelir. Kazanılan para Doğu Karadeniz'deki ekonomik canlılığı arttırır. 1965 yılına gelindiğinde ise kuru çay üretimi iç tüketimi karşılar hale gelir. Bugün ise Türkiye yaklaşık 25 ülkeye kuru çay ithal eden bir ülkedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.